Evet değerli EngelSanduri.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle JSO'da öğe türlerine göre dolaşma ayarlarını yapılandıracağız. Uzun zamandan beri bu özellikle ufak bir değişiklik yapıldı. JSO'yu kurduğumuz zaman mesela tek parmağımı aşağı yukarı çektiğim anda gördüğünüz gibi karakterler, sözcükler okumuyor. Talkback'teki gibi oldu bu. İşte parmağımızı önce aşağı sonra yukarı hızlıca kaydırarak Metin tanıma ve çeviri. Varsayılan. Grupta da bununla ilgili e, ben bunu hani nasıl tekrardan tek parmağa atayabilirim diye e, bazen soru geliyor. İşte iki saat oturup tarif etmesi biraz zor oluyor. Bununla ilgili de bir video yoktu yanlış hatırlamıyorsam. En azından bizim kanalda yok. Diğer kanallarda varsa bilmiyorum. Sizlere kısaca bunu nasıl yapılandıracağız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar hareket ayarlarına geliyorum. Hareket ayarları. Hareket ayarları. Buradan yukarı git hareket ayarı temel hareket ayarları özel hareketler kullanılırken hata oluştuğunda varsayılan hareketler kullanılır. Buraya geliyorum. Temel hareket, temel ayarları. hareket ayarlarına. Temel hareket varsayılan web görünümü ve türlerini yönet varsayılan başlıklar, bağlantılar, düğmeler, yazma alanları, karakterler, sözcükler, kopyalama modu, ses seviyesi, konuşma hızı, metin tanıma ve çeviri. Bunlar bende seçili. Yani ben web tarafında bakın mesela. Web görünümü, web görünümü ve varsayılan seçili. Bu zaten mecbur seçili olacak. Başlıklar seçili. Burada hangisini kullanmak istiyorsanız bunları tercihinize göre işaretleyeceksiniz. Bağlantılar seçili, düğmeler seçili, diğer işaretleri seç, yazma alanları seçili, odaklanılabilir özet denetimler seçili değil. Bu web tarafı için geri döme, genel bakış tamam düğme, temel hareket ayarları. Normal ekranda ise genel dolaşım öğelerini yönet varsayılan, liste öğeleri, karakterler, sözcükler, genel dolaşım öğelerini yönet. Burayı seçeceksiniz. En başta var seçili. her zaman varsayılan seçili olacak. Sonrasında aşağı doğru indinizde metinler seç, düğmeler seç, yazma alanları, resimler seç, seçim kutuları, aşama çubukları, listeler seçili, liste öğeleri seç, odaklanılabilir, tıklanabilir öğeler, düğmeler seçili değil. Kaydırıcı veri, düşey dolaşım seç, karakterler seç, sözcükler seçili. Artık bunların hangisini kullanmak istiyorsanız işaretledikten sonra en alta gelip Gel düğme. Bakış, tamam düğme. Tamam deyip burayı kapatıyorsunuz. Temel hareket ayarları. Tamam buraya kadar yapılandırdık ama ben hala parmağımı aşağı yukarı çekince değiştirebiliyorum bunları dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi Temel hareket Varsayılan gezinme türü tüm görünümlerde yeni öğe gezinme türü. Öğe türünü değiştirmek için önce aşağı sonra yukarı veya önce yukarı sonra aşağı kaydır. Seçili türün öğeleri için sağ sola kaydır. Odağı değiştirmek için sağ sola kaydır. Varsayılan gezinme türüne geliyorum. Varsayılan gezinme türü. Varsayılan gezinme türü görünümlerinde öğe türlerine göre sağ sola gezinme. Öğe türünü değiştirmek için yukarı aşağı kaydır. Seçili türü değiştirmek için sağ sola kaydır. Seçili değil. Bakın. Öğe görünümlerinde yeni öğe gezinme türü. Öğe türünü değiştirmek için önce aşağı sonra yukarı veya önce yukarı sonra aşağı kaydır. Seçili türün öğeleri için sağ sola kaydır. Odağı değiştirmek için sağ sola kaydır. Seçili değil. Biz bunu seçeceğiz. Tüm görünümlerde öye türlerine göre sağa sola gezime, Öye türünü değiştirmek için yukarı aşağı kaydır. Seçili öye türünü değiştirmek için sağa sola kaydır. Seçili değil. Tüm görünümlerde. Bunu seçmemiz gerekiyor. Tüm görünümlerde yeni öye gezime türü. Öye türünü değiştirmek için önce aşağı sonra yukarı veya önce yukarı sonra aşağı kaydır. Seçili türün öleri için sağa sola kaydır. Odağı değiştirmek için sağa sola kaydır. Seçili. J suyu ilk kurduğunuzda seçili olan bu geliyor ve bu yeni dolaşım türü sizin İptal düğme. sondan Tüm görünümlerde yeni, tüm görünümlerde öğe türlerine göre sağa sola gezime, Bunu. öğe türünü temel hareket ayarları. Tüm görünümlerde yeni dolaşımı kullan değil, ikinci seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Sondan ikinci. Bakın, yine bakıyorum. Web görünüm, genel dolaşım öğe tür, web görünüm, varsayılan gezime türü, tüm görünümler, varsayılan, varsayılan gezime türü. Web görünümlerinde öğe türlerine göre sağa sola gezime, öğe türünü değiştirmek için yukarı aşağı kaydır, seçili türü değiştirmek için sağa sola kaydır, seçili değil. Bunu seçerseniz eski hareket sadece web tarafında işe yarar. Grep ürünlerinde yeni öğe gezinme türü. Öğe türünü değiştirmek için önce aşağı sonra yukarı veya önce yukarı sonra aşağı kaydır. Seçili türün öğeleri için sağ sola kaydır. Odağı değiştirmek için sağ sola kaydır. Seçili değil. Bunu işaretlerseniz de sadece web tarafında yeni dolaşımı. Yani JSO'yu kurduğunuzda gelen e, yeni ö dolaşımını kullanırsınız. Ama biz eskiyi kullanmak istiyoruz. Onun için üçüncü seçenek bu. Tüm görünümlerde öğe türlerine göre sağa sola gezinme. Öğe türünü değiştirmek için yukarı aşağı kaydır. Seçili öğe türünü değiştirmek için sağa sola kaydır. Seçili. Evet bu seçili olan. Şimdi Çıkıyorum. Temel hareket ayarları. Şu an ana ekrandayım. Telegram 56 yuvasında. Bakın. Eylemler. Liste öğeleri. Karakterler. Sözcükler. Kopyalama modu. Konuşma hızı. Metin tanıma ve çeviri. Eylemler. Liste öğeleri. Varsayılan. Bakın bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.